Merhaba. Arkadaşlar bir 25 tane soru çözmeye çalışacağım. Hızlı gideceğiz buralarda. Pratik olsun diye zaten çözdüğümüz sınavlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanal desteklemek için videoları beğenmeniz yeterlidir. Sadece sizin desteğinizle ilerliyoruz biliyorsunuz. Aşağıdaki soru işaretiyle gösterilen hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? Tabii ki temel yaşam desteği olacak C seçeneği Geçelim. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Böbrek. Cevabımız boşaltım. Sinir sistemi dediği zaman baş ve kafa bölgesini aklımıza getirelim. Sindirim dediğimizde mide, ağızda başlıyor sindirim biliyorsunuz. Mideyi sorarlar daha çok. Dolaşım sisteminde de kalp, kan, damarlar bunlar aklımıza gelmeli. Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlemlenir? Göz bebeklerinin genişlemesi, solunumun yüzeyselleşmesi, kan basıncının artması, nabzın yavaşlaması. Cevabımız A seçeneği göz bebeklerinin genişlemesi olacak. Geçtim. Bebeklerde yapay solunum uygulaması ile ilgili hangisi yanlıştır? Dün de bu soruyu çözmüştük. Gene geldi. İlk yardımcı ağzını bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirir. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak her biri bir, bir saniye süren iki solunum yapılır. Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı hem lik manevrasıyla bir dakika süreyle kontrol edilir. Cevap D seçeneği. Hemlik manevrası nedir arkadaşlar biliyorsunuz. Tam tıkanmalarda yaptığımız manevra. Yani buradaki solunum yap, yapmadığını tespit edemeyiz. Geçelim. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek yerlerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Az önceki çözdüğümüz soru. Hemlik yapacağız. Hiçbir şekilde nefes alamıyor. Ellerini boynuna götürüyor. Rengi morarıyor, acı çekiyorsa tam tıkanma yaşamıştır. Bu kişiye hemlik manevrası uyguluyoruz. Bir de kısmi tıkanma var. O zaman da kişi az biraz da nefes alır, az biraz da dostla konuşur. Ona da ne yapıyorduk? Öksürmeye teşvik ediyoruz. Rentek manevrasını biliyorsunuz. Kişiyi araçtan çıkartmaya yarayan. Turnike zaten biliyorsunuz. Kanamaları durdurmaya yarar. Üçgen bandaj uygulaması da kırıklarda yapılıyor. Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Kesik kesik akan bir kanama olması, kalp atımlarıyla uyumlu olarak akması, koyu kırmızı renkte kanın sürekli akması, parlak açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması. Cevabımız nedir? C seçeneği. Toplar damar bakın. Toplar damar koyu kırmızı olacak arkadaşlar. Atar damar fışkırır tarzda ve tehlikeli bir kanamadır. Toplar damar biraz daha böyle atar damar kanaması açık renklidir bu arada. Onu da unutmayın. Toplar damar biraz daha koyu renklidir. Kılcal damar kanaması var. O da en basit bir kanamadır. Kıl şeklindedir. Ölüm tehlikesi ya da şey tehlikesi yoktur. Kalp atımlarıyla uyumlu akmak. Fışkırır tarzda akmak. Atar damar kanamasının özellikleri. Geçtim. Yukarıdaki durumlardan hangisinde şok tablosu görülebilir? Aşırı sıvı kaybı, kalp ritim bozuklukları, başa şiddetli darbe alınması. Cevabımız nedir? 1, 2 ve 3. Üç. Üçünde de şok tablosu görülebilir. Şok neydi arkadaşlar? Yaşamsal organların yeteri kadar kanlama yapmaması durumudur. Bu durumda ne yapıyorduk? Ayaklar 30 santim yukarıya kaldırıyorduk. Verdiğimiz pozisyon bu. Kaldırmadaki amacımız nedir? Ayak bölgesindeki kanı beyne göndermek. Yaşamsal organlara göndermek. Geçtim. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor. Ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli ortama nasıl taşırız? Baş boyun gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek kazazeden gövdesini sağ omuzuna yerleştirip ağırlığı dizlere vererek omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek Bakın boyun sırt ağrıları bacaklar hareket ettiremedi. Burada biz ne anlarız. Omilik zarar görme ihtimali var. kişi felç olabilir. O halde nedir? A seçeneğini yapıyoruz ki daha fazla zarar vermeyelim. Çünkü felç ihtimali var yukarıdaki belirtilerde. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkan eklemin yerine oturtulması, çıkık olan bölgede ısı kontrolü yapılması, çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. Ağızdan ağrı kesici verilerek ağrının azaltılması. Cevap C seçeneği, çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi. Biliyorsunuz kırık, çıkık, burkulmalarda ne yapıyorduk? Mümkün mertebe hareket ettirmeyip olduğu gibi sabitliyoruz. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Bu videolar mobil uyumlu. Yani tam ekran yapıp telefonlarınızdan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Onun için tam ekran yapın. Bazı arkadaşlarımız diyor hocam küçük görünüyor diyor. Tam ekran yapın videoyu. Geçelim. Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıdaki verilen bilinç kaybı hali. Uzun süreli gördüğümüz zaman biz hemen koma. Bir de komada ne diyor? Bak hiçbir şekilde tepkilere cevap vermiyor diyor. Dışarıdan gelen uyaranlara. Bilinç kaybı kısa süreli deseydi, anlık deseydi bayılma derdik zaten. Şoku da biliyorsunuz. Beyne kan gitmemesi olayı, yaşamsal organların kanlama yapmaması olayı. Baş dönmesi zaten ani şekerden veya o anki durumdan tansiyona bağlı olarak gelişiyor. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yarası yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yan oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapılmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa alınmasının engellenmesi, yaşam bulgularına sadece solunumun değerlendirilmesi. Göğüs, delici göğüs yaralanması ya da göğüs yaralanması A seçeneği yar oturur pozisyon veriyoruz. Çünkü arkadaşlar en rahat nefes alabilip, alıp verdiğimiz pozisyon odur aslında. Geçtim. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Yaralı uzak mesafede taşıması, daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması, ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi, yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Cevabımız nedir? B seçeneği. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarımızı kullanacağız yoksa kendimiz zarar görürüz. Uzak mesafeden çalışırsak bir yerimizi incitebiliriz. Ani dönme burkulma yaparsak kendimize zarar verebiliriz aynı zamanda yaralıya zarar verebiliriz. Çok hareket ettirirsek zaten yaralıya zarar veririz. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış? Kendi kendine kurallar koymak, bencilce davranışlarda bulunmak, paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak, saygı öncelikle başkalarından beklemek. Cevabımız nedir? Olumlu. Bakın 3 olumlu şey var, 3 olumsuz şey var, bir olumlu şey var burada şık. Paylaşmayı bilmek, saygılı olmak. Yukarıdaki görev ve yetkileri verilen kurum hangisine aittir? Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak. Trafik zabıtasınca görev ve yetkiler saklı kalmak üzere araçların ağırlık, boyut kontrolünü yapmak, yaptırmak, denetlemek. Zaten şuradan anlarsınız. Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı TÜVTÜRK. Yani arkadaşlar, araçların muayenelerini TÜVTÜRK yapıyor, biliyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu bu, ismi değişti sorularda hala bu şekilde çıkabilir ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da olabilir sorularda. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı, sağa yeşil oklu ışıklar yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yoluna devam edebilir? Basit bir soru. 2 gidebilir mi? İleriye neydi? Yeşil. Gider. 1 gidebilir mi? Hatta birden başlayacak. 1 bir gidebilir mi? 1 ne yapacak? Sola dönecek. Sola kırmızı yanıyor. Bir gidemez. 2 gider. 3 sağa dönecek. Sağda yeşil. 2 ve 3. Basit bir soru geçtim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli yön viraj lefasıdır? Cevabımız çok basit. A seçeneği. B döner kavşak. C kon hem kontrolsüz hem zemin geçit. Bu da D seçeneği de sağa dönülmez. Geçtim. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan döner kavşak olduğunu bildirir. Tehlike uyarı işaretleri arkadaşlar genelde üçgen içerisinde olur. Size bir tehlikenin geldiğini belirtir. Yani ileride bir tehlike var buna göre önlemini aldır. Bunların aslında hepsi tehlikeli işaret defası. Yani hepsi de diyor ki ileride bir tehlike var önlemini al. Fakat bize sorulan soruna dönel kavşak. O da D seçeneği. A seçeneğini sağdan daralan kaplama yani yol ileride daralıyor. B seçeneği kontrolsüz kavşak. C seçeneği de ana yol tali yol lehasis. Geçiyorum bunda. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Cevabımız basit. 50. C seçeneği hız sınırının sona, B seçeneği 7 ton, A seçeneği de iki araç arasında ki mesafe minimum 70 metre olmalıdır. Takip mesafesini söylüyor A seçeneği. Burada C ile D'yi karıştırmayın. Özellikle onu söyleyeyim ben size. D zaten hız sınırlaması. Burada maksimum 50 ile gidebilirsin diyor. Lefa 50 ile başlar. D seçeneğindeki lefayla yolun sonuna doğru C seçeneğindeki lefayı koyarlar. Yani artık 50 kuralına tabi değilsin. Manasını taşıyor. C seçeneği de. Hız sınırlaması sonu. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Tanzim işareti diyor. Bakın. Yani hepsi yuvarlak. Cevabımız nedir? A seçeneği. B seçeneği tek yönlerde olur. C seçeneği ve D seçeneği. Mesela D seçeneğine bakalım. O da çok çıkıyor. D seçeneği de arkadaşlar kamyonlar için öndeki taşıtı sollama yasak. C seçeneği de motor sikle, tarih taşıt trafiğine kapalı yol. Şu araba var ya şu işaret. Geçtim. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? 8-16 saatler arasındaki yayaların yola giremeyeceğini. 8-16 saatler arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini, 8-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu, 8-16 saatler arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini. Cevap basit. C seçeneği 8 görüyorsunuz zaten. Yukarıdaki levhamızda nedir? 8-16 saatler arasında motorlu taşıt trafiğine kapalı. Şu yuvarlak levha var ya o motorlu taşıt trafiğine kapalı yol levhası geçtik. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yavaşlama uyarı çizgisi taralı alana girilmez. Bölünmüş yol başlangıcı taralı alan içerisine park edilebilir. Taralı alana girilmez olacak bu. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yeri dışında nokta nokta metre yerleşim yeri içinde nokta nokta metre mesafe içinde kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yere sırayla hangileri yazılmalıdır? Cevap C seçeneği 150 30 yazılacak arkadaşlar. Geçtim. Sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalı, öndeki aracı geçmeli, en sol şeritten gitmeli, dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı. Cevap nedir? Tepe üstü okul geçidi. Buralarda ne olacak? Hızını azaltacak. Geçelim. Otoyolda 120 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü. Öndeki araçlar arasındaki mesafe en fazla en az kaç metre olmalıdır diyor. En az pardon. 122'ye böleriz 60 olur arkadaşlar. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsü hangisini yapması doğrudur? Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi, hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması, uzağa gösteren lambaları yakması, taşıt yolunun soluna yaklaşması. Cevap B seçeneği. Eğer bir araç sizi geçiyorsa yani geç işaretini nasıl veriyor? Sinyal yapıyor. Sinyal vererek sizi solluyorsa ne yapacaksınız? Hızımızı sabit tutacağız. Gerekirse yavaşlayacağız. Çünkü ona yardımcı olacağız. Kazaya sebebiyet vermeyeceğiz. Ona yardımcı olmazsak kaza olursa biz de zarar görürüz orada. Arkadaşlar 25 tane soru çözdük. Yine yarın bu testin devamını çözeriz. Bir sonraki sınavda görüşürüz. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Hep söylediğim gibi videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Instagram'dan denemeler atıyorum. Onları da çözün.